Şu anda Karcasu'dayız. Ege'nin meşhur kıymalı pide ve tahinli pidesi nasıl yapılıyor? Birazdan öğreneceğiz. Mete ustamızı kısaca tanıyalım. Ben ismim Mete Han Çakır. 2009'dan beri buradayım. Aynı işi yapıyorum. Bak burada başladım. Sen şöyle can usta, hemen geliyorum. Askere gittik artık, hala devam ediyoruz. 15 yıl falan oluyor. Evet. İlk burada başladım, burada öğrendim. O yazda kuruluyor. Okuldan çıktıktan sonra geldim. Yazda kuruluyor. Devam ediyoruz burada. Mesela bize pidenin yapılışıyla ilgili inceliklerinden bahseder misin? Benim şahsi fikrim olursa kullandığım malzeme ilk önce önemli. Devamında ustalık önemli var tabii. Ustamız daha çok kendi kaşardır vesairedir. Hani markalı olanları kullanıyor. Dışarıdan sucuktur vesairedir bir şey almaz. Yani kendi canlı ise hayvanları etinden kullanıyoruz. Hamurda mesela bir açarken mesela yaptığınız öğrenci gösteriyoruz. Hamurda elimizle yoğuruyoruz. Makine vesaire kullanmıyoruz. Açarken de elimizle açıyoruz. İçinde de sadece tuz ve maya var. Başka ekstra yumurtaymış, yağmış vesaire bir şey yok. Bu şekilde. İnceliğini, kalınlığını elinizle ayarlıyorsunuz. Tabii hamurda elimizle geçiyoruz. Kas hamurda kullanmıyoruz genelde bazen. Peki bu koymuş olduğunuz karışım içinde kıyma var. Başka neler var? Bize biraz... Yaptığım mı şu an? Evet. Şu an bu yaptığım kuşbaşı. İçinde domates, maydanoz var. Biraz da iç yağ doğuruyoruz zaten. O şekilde yapıyoruz. Normal kıymaya göre bu... Bu kuşbaşılı olan, kıymalı olanı basacağım şimdi. Biraz daha kalın mı et kıyma? He, biraz bu bıçakla doğranıyor. Evet. Bu bıçak kıyması diye de geçiyor, kuşbaşı diye de geçiyor. Ne olacak şimdi? Mesela. Bu da yaptığınızda... Bu kıymalı. Kıymalı, biraz daha ince oluyor tabii. Hem bu kıymalı makinede geçiyor, bu kıymalı biraz daha yağlı olabilir. Bunun içinde de soğan, domates, maydanoz var. Mesela ne kadar zamanınız alıyor bir dakika olarak? Pidenin kaç dakikada çıkartıyorsunuz? Yani şöyle yukarı bir 10 dakikaya, 8 dakikaya çıkar. Ocakta olması, bir odunda pişmiş evet. olması... Tabii kesinlikle, evet. Bir tat farkı yani, yaratıyor mu? Tabii ki. Yuvarlak da çok seviliyor bizim burada, eskilere dayanarak. Yuvarlak ismi olarak gidiyor. Bizim genelde burada yuvarlak diyorlar ama halepçe diye de oluyor. Bülbül yuvası. İşte o isim de olabilir. Genelde halepçe. Bülbül yuvası mı diyorlar? Ne diyorlar? Bir şey diyorlar değil mi? Böyle bir şey mi? Bülbül yuvasını daha çok genelde nazik taraflarda böyle şeye hitap ediyorlar. Bizim evet. burada normal yuvarlak kıymalı veren böyle diyoruz. Birini kıymalı yaptım, birini kuşbaşılı yapacağım. Sadece şekil farkı mı, tat farkı şekil mı? Şekil farkı, hamuru biraz daha kalın düşebilir bunun. Hmm. Yani bunu kurbanlarda falan kurban kıymasıyla daha çok meşhur öyle gidiyor. Yağlı yağlı bir şekilde bıçakla da elle doğruyorlar aynı evet. kıymayı eti. Hani ağızda hemen eriyor değil mi? Yani yağını aktarır, iyi adam bunu yani. Şimdi eski insanlar daha çok şey yapıyor bunu. Zaten önemli olan da şey değil mi? Etin ağızda hemen erimesi, dağılması. Pişti mi hocam bu? Bunlar pişti hocam. Senior yumurtalı. Kızarmış peşi. Kuşbaşı kaşarlı. 1,5 tane paket. Kıymalı yumurtalı. Bayağı bir sade. Kısa zamanda çıktı yani. Bayağı evet. Oradan ateşi. Değil mi? Bu var mı? Kısa sürede. Kıymalı. Şöyle kuşbaşılısı. Aynen. Evet. Yani pideden sonra, kıymalı pideden sonra tahinli güzel gider değil mi? Evet, üzerine tahinli. Olmazsa olmazlar. Çayla beraber. Şekeri kendiniz mi ayarlıyorsunuz öyle bir şey? Göz ayarlıyor. Zaten yapa yapa artık
bir zaman olsun. elde terazi gibi oldu yanında. Güzel ya. Oo, bayağı bir hamur kayboldu ya. Hamur kayboluyor. Tahin bol. Bayağı bol tahinli yaptınız ya. İlk defa bu şekilde görüyorum hamur. Hamur kayboldu herhalde resmen. Parmaklar böyle pütürdü yani. Önce onunla şey yapacaksın abi. Yok, bu malzemesi olduğu için folyede pişiriyoruz biz bunu. Diğer türlü çıkmıyor zaten. Evet. Tamam, güzel işte. İyi yaptı işte, diğer olsun. Alüminyum kağıt mı koyuyorsunuz tamam, altına? Alüminyum folye, sağ evet. Sağ ol. O yamaması için mi oluyor artık? Diğer türlü fırına alsak çıkmaz abi zaten. Yapışır kalır bu. Yarısı pişmiş durumda zaten. Evet, çekeceğim. Biraz daha pişecek. Aynen. Al bakalım. Güzel. Şu anda tamamen pişmiş durumda değil mi? Hı hı, evet. Bundan devam var. Antep fıstığı, ceviz. Hafiften böyle köpürüyor değil mi? Hı hı, evet. Fark ettin. Sıcaklarla beraber kaynıyor. Güzel. Yani tayının kokusunu alabiliyoruz yani.